Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Çıkrık, dişli çark ve kasnakla yine birlikteyiz. Günlük hayatta kullanılan çıkrıklarla ilgili görselleri görüyorsunuz. İlk önce basit makinelerin genel özelliklerini, daha sonra makaraları, daha sonra kaldıraçları, daha sonra eğik düzlem, vidayı anlattık. Şimdi çıkrık, dişli çark ve kasnakla devam ediyoruz. Arkadaşlar çıkrık aynı eksen etrafında dönen, iç içe geçirilmiş silindirden oluşan basit makinelere çıkrık diyoruz. Arkadaşlar çıkrıkta her zaman kuvvetten kazanç vardır. Bunu unutmuyoruz. Bütün çıkrıklarda kuvvetten kazanç var. Çıkrığa baktığımızda arkadaşlar iki tane eksen etrafında iki tane silindirden oluşan Burası destek noktası arkadaşlar. Büyük bakın destek noktasına daha yakın, kuvvet daha uzak. Ne oluyordu? Kuvvet noktası desteğe daha uzaksa, kuvvet destekten uzakta olduğunda ne yapıyordu? Kuvvet kazancı vardı. Bu nedenle tüm çıkrıklarda kuvvet kazancı var. Arkadaşlar kuvvet kolu uzadıkça Kuvvet kazancı artar çıkıklıklarda. Buna da dikkat ediyoruz. Daima kuvvetten kazanç sağlayan çıkrıkları örneklerini tekrar bakalım. El mikseri arkadaşlar şu. El matkabı, direksiyon, kıyma makinesi, bisiklet pedalı, kahve değirmeni, kalem tıraş, anahtar, tornavida hepsi çıkra örnektir arkadaşlar. Çıkırıkta kuvvet kazancı bütün basit makinelerde olduğu gibi yük bölü kuvvet arkadaşlar Dış silindirin yarı çapı iç silindirin yarı çapına bölümüyle de bulunur. Şöyle kısacası şöyledir arkadaşlar. Kuvvet kolu uzadıkça kuvvetten kazanç artar. Çıkık desteğin ortada olduğu kaldıraç türünü de örnektir. Kuvvet kolu destekten ne kadar uzaksa kuvvetten kazanç o kadar artacaktır. Kuyulardan su çekmeye yarayan çıkıklar, el matkabı, kıyma makinesi, yün serma makinası, kahve değirmeni, bisiklet pedalı, çıkra örnek veriyoruz arkadaşlar görüyorsunuz. Ayrıca araba direksiyonu, tornavida ve anahtarda çıkık olay ile çalışır şurada çıkık örneklerine bakalım arkadaşlar kahve değirmeni direksiyon bu bir de arkadaşlar çıkık değil pense çıkık değildir arkadaşlar makas çıkık değil kaldıraçtır kıyma makinası el kıyma makinası çıkrıktır arkadaşlar yine yün serme makinası çıkrıktır tornavida da çıkrağı örnektir arkadaşlar örnekle devam edelim Yargılarından hangileri doğrudur diyor. Çıkırık sistemi ile ilgili kuvvetten kazanç sağlar. Evet tüm çıkırıklarda kuvvetten kazanç sağlar. Neden? Çünkü kuvvet kolu desteğe daha uzak olduğu için kuvvetin yönünü değiştirir. Evet arkadaşlar biz bu şekilde çekiyoruz. Yük bu şekilde çıkıyor. Çıkırıklar kuvvetin yönünü değiştirir. İşten kazanç sağlar. Hayır hiçbir basit makine işten kazanç sağlamaz. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Dişlilerle devam edelim. Arkadaşlar dişlilerin genel görüntüsü bu şekilde Dişli çarklar dönme yönü ya da dönme hızını değiştiren arkadaşlar dönme yönünü dönme hızını değiştiren kuvvetten ya da hızdan kazanç sağlayan basit makinalardır. Arkadaşlar çıkrıklarda kuvvetten ve hızdan kazanç sağlanır. Birbirlerine değişik şekilde bağlanan dişlerin özellikleri şu şekilde. Arkadaşlar eş merkezli ise dönüş yönleri ve tur sayıları aynıdır. Bunu unutmuyoruz. Eş merkezli ise dönüş yönleri ve tur sayıları aynıdır. Burada arkadaşlar şu şekilde bağlıysa dönüş yönleri birbirine zıttır. Arkadaşlar yine şu şekilde bağlıysa aynı yönlü, çapraz bağlıysa dönüş yönleri birbirine zıttır. Burada dikkat ediyoruz arkadaşlar. Dişli çarklar, vinç, otomobil, saat, mikser, çamaşır makinesi ve benzer araçlarda kullanılır. Dişli çarklar yarı çap ile diş sayısı doğru orantılıdır arkadaşlar. Yarı çap küçükse diş sayısı küçük, yarı çap büyükse diş sayısı fazladır. Birbirine bağlı dişlilerde tuş sayısı yarıçap ile ters orantılıdır. Şurada arkadaşlar küçük l büyük baktığımızda küçük daha fazla tur atacaktır. Burada yine küçük daha fazla tur atacaktır arkadaşlar. Küçük dişli daha fazla döner. Unutmuyoruz bunu. Eğer dişliler ortak merkezi ise, yarı yarıçap önemsizdir ve eşit sayıda tur atar. Eş merkezliler eşit tur sayıları aynı bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Eş merkezli olduğu için dönüş yönleri aynı. Düz bağlandığı için dönüş yönleri ayrı. Aynı arkadaşlar. Bakıyoruz düz bağlı olduğu için dönüş yönleri aynı. Arkadaşlar bu şekilde bağlı olduğu için dönüş yönleri birbirine zıt. Yani bu bu şekilde dönüyorsa bu tam tersi bu şekilde dönecektir. Arkadaşlar çapraz bağlı olan dördüncü örnekte ise dönüş yönleri birbirine zıttır arkadaşlar. Örnekle devam edelim. Tur sayıları ve dönüş yönleri aynıdır diyor. Arkadaşlar bakalım. K, L, M ve N dişlerinin yarıçapları verilmiş. Buna göre hangi dişlerin tur sayıları ve dönüş yönleri aynıdır. Arkadaşlar K dişlisi bu şekilde döndüğünde L dişlisi nasıl dönecek? Bu şekilde dönecek. M dişlisi nasıl olacak? L'nin tam tersi yönünde. O halde K ile M aynı yönde dönecektir. N de arkadaşlar ne olacaktır? N de aynı merkezde olduğu için aynı dönecektir. Yani K, M ve N aynı yönlü dönecektir. Bakıyoruz arkadaşlar yarıçapları da aynı olduğu için mesela bu bir tur attığında bu iki tur atacak, bu iki tur attığında bu bir tur atacak. Çünkü neydi arkadaşlar yarıçapla dönme sayısı birbirine ters orantılıydı. Baktığımızda bunun ikisi de aynı dönecektir. Aynı merkezde olduğu için M ile de N aynı dönecektir. O halde cevabımız K M ve N'nin dönme yönleri ve tur sayıları aynı olacaktır. Cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Kastaklarla devam ediyoruz. Birbirine kayışla bağlı. Arkadaşlar dişli çarkla kastan arasındaki fark biri dişlerle bağlıydı. Diğeri kayışla bağlı olan makaralardan oluşan basit makinelerdir. Kastakların kullanım amacı dişli çarklarda olduğu gibi dönme hareketin yönünü ve hızını değiştirmektir. Bu hep çıkar arkadaşlar. Amaç yön ve hızı değiştirmek. Bağlanış şekillerine göre kastakların hareketleri aynı yönlü veya zıt yönlü olabilir. Bakıyoruz arkadaşlar. Düz bağlıysa aynı yönlü hareket ederler. Çapraz bağlıysa zıt yönlü hareket ederler arkadaşlar. Birbirine bağlı kastaklarda dişlilerde olduğu gibi tur sayıları kastakların yarı çapı ile ters olantılıdır. Örneğin arkadaşlar burada küçük olan ne yapacaktır? Büyük olana göre daha fazla dönecektir. Örnekle devam edelim. L kasnağı aynı yönde dönen kasnaklar hangileridir? Arkadaşlar, L kasnağı ile aynı yönlü dönenler. Bakıyoruz. L ile K düz bağlı olduğu için aynı. L ile M zıt bağlı olduğu için burası nasıl dönecektir? Zıt. Bize hangisini soruyor? Aynı yönlü olduğu için cevabımız ne olacaktır? K kasnağı. Arkadaşlar, L kasnağı 5 tur atarsa K ve M kasnakları kaç tur atar? Arkadaşlar, L kasnağımız 5 tur atarsa. Bakıyoruz. Arkadaşlar yarı çaplarına baktığımızda bu 4, bu 1 kaç katı? 4 katı. O halde bu 4 kat daha fazla dönecektir. Yani 4 kere 5, 20 tur atacaktır. Buraya baktığımızda 2 katı 5 dönmüşse bu kaç tur atacaktır? 2 katı 10 tur atacaktır. Yani K 20, M 10 tur atacaktır. Cevabımız K 20, M 10. Devam edelim soruyla. Yandaki sistem dişliler ve kasnaklardan oluşmakta arkadaşlar. T kasnağı ok yönünde döndürüldüğünde. T'ye bakıyoruz arkadaşlar. Ok yönünde döndürülürse kasnaklarla dişliler T yönüyle T ile aynı yönde döner arkadaşlar. Bakalım T yönüyle aynı yönde. Arkadaşlar bu bu şekilde ise zıt bağlı olduğu için X ne olacaktır? Bununla zıt. Yani bu bu şekilde ise X bu şekilde dönecektir. T ile Y aynı merkezde olduğu için bu zıt. Bu aynı merkezde olduğu için aynı dönecektir. Arkadaşlar Y ile de Z zıt olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? Bu şekilde zıt dönecektir. Z de zıt dönecektir. T ile aynı yönde dönen hangisi oluyor arkadaşlar? Yalnız Y cevabımız B şıkkı olacaktır. Arkadaşlar basit makinelerden kuvvet kazancı sağlayanları istiyor. Arkadaşlar sabit makara olduğu için kuvvet kazancı yok. Hareketli makara olduğu için kuvvet kazancı var boyuyoruz. Çıkıklarda her zaman kuvvet kazancı var boyuyoruz. Arkadaşlar desteğin ortada olduğu, eşit uzunlukta olduğu için, yük kuvveti eşit olduğu için kuvvet kazancı yok. Eşit kolları teraziyi boyamıyoruz. Arkadaşlar eğik düzlemde her zaman kuvvetten kazanç vardır, boyuyoruz. Bakıyoruz. Yarıçapları birbiriyle aynı olduğu için bu dişli çarkları boyamıyoruz. Vida da her zaman kuvvetten kazanç vardır, boyuyoruz. Bakıyoruz arkadaşlar. Pense de kuvvet kolu yüke daha uzak olduğu için kuvvet kazancı vardır boyuyoruz. Kürekte kuvvet ortada olduğu için arkadaşlar kuvvetin ortada olduğu kaldıraçlarda hiçbir zaman kuvvet kazancı olmaz. O halde buradakini boyamıyoruz. Arkadaşlar tornavida çıkra örnektir. Çıkrıkta her zaman kuvvet kazancı vardır. O halde boyuyoruz. Arkadaşlar kuvvetin olduğu burası yük, burası kuvvet, burası destekti. Mıstık fenci modeline göre dokunduğumuz yer kuvvet. Eşyanın dokunduğu yer yük, dönen yer destekti. Kuvvetin ortada olduğu için yani kuvvet desteğe daha yakın olduğu için burada kuvvet kazancı yoktur. Cımbızı boyamıyoruz. Arkadaşlar burada baktığımızda palangada hareketli makara olduğu için kuvvetten kazanç vardır. Boyuyoruz. Soruyla devam edelim. İplerle bağlı kasnak sistemlerinin hangisi hareketin sadece dönme hızını değiştirir? Arkadaşlar bakıyoruz RR R. aynı olmaz. B şıkkına bakıyoruz. R, R aynı olmaz. Arkadaşlar burada bakıyoruz. 2 R, R dönme hızı farklı fakat zıt. Sadece dönme dediği için bu olmaz. Burada bakıyoruz. 2 R, R ve düz bağlı olduğu için sadece dönme hızını değiştirir. Dönme yönünü değiştirmez. O halde cevabımız D şıkkı olacaktır. Soruyla devam edelim. Dişlilerin konumları aşağıdakilerden hangisindeki gibidir diyor. İki dişliden oluşan bir dişli sisteminde tur sayıları ve dönüş yönleri aynı olduğu. Arkadaşlar tur sayısı ve dönüş yönü aynı olacak. Bunlar bu şekilde bağlı olanların dönüş yönü zıt. Aynı merkezde olduğu için aynı. Bu şekilde bağlananın dönüş yönü zıt. Arkadaşlar burada 2R R olduğu için bunların dönüş yönleri aynı fakat birbirine zıttır olmaz. Dönüş yönleri aynı fakat dönme sayıları birbirinden aynı olmadığı için olmaz. Baktığımızda arkadaşlar dönüş yönü ve dönme sayısı aynı olan yalnız D şıkkıdır. Cevabımız D şıkkı. Arkadaşlar burada bir bileşik makine görüyorsunuz. O halde buna göre sistemde kullanılan basit makinelerden hangileri kutuyu ağırlığından daha az kuvvetle kaldırmamızı sağlar diyor. Arkadaşlar baktığımızda çıkrık evet doğru. Sabit makara olduğu için yanlış. Bakıyoruz kaldıraçta kuvvet kolu desteğe daha uzakta olduğu için doğru. O halde çıkrık ve kaldıraç olacak. Hangi şıkta var çıkrık ve kaldıraç? B şıkkında var. Cevabımız B şıkkı. Çıkrıkla devam edelim. Buna göre çıkrıkla ilgili yargılarından hangisi doğrudur diyor. Şekildeki sürtünmesi önemsenmeyen çıkrıkta kuvvetin uygulandığı ipi 10 metre çekildiğinde yük 5 metre yükseliyormuş. Arkadaşlar 10 metre çektiğimizde yük 5 metre yükseliyormuş. Demek ki R büyük R küçük R'nin 2 katıdır. Buna göre yoldan iki kat kazanç sağlanmıştır. Yanlış arkadaşlar tam tersi. Kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır. Enerjiden iki kat kazanç vardır. Enerjiden hiçbir zaman kazanç olmaz. Basit makinelerin hiçbirinde enerjiden kazanç olmaz. Yanlış. Yükün ağırlığı kuvvetin büyüklüğünden iki kat fazladır. Evet arkadaşlar. Burada iki kat kazanç olduğuna göre iki kat fazladır. O halde cevabımız yalnız 3 olacaktır. Soruyla devam edelim. Aşağıdaki sistemlerin hangisinde çıkrık kullanılmıştır? Burada görüyorsunuz çıkrık A şıkkında var. Bu. Bakıyoruz bu. Sabit makara. Sabit makara. Eğik düzlem sabit makara, kaldıraç. O halde çıkırık kullanıldığı cevabımız A şıkkı. Fıstık YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.